Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere evde bütün piliç nasıl fırında yapılır onu göstereceğim. Benim kanalımda bana dair her şeyi bulabilirsiniz. Yemekten tutun, saçtan tutun, bakımlardan tutun, temizlikten tutun, her şey vardır benim kanalımda. Arada böyle pratik yemek bilgileri paylaş dedikleri için ben de araya şöyle bir tavuk sıkıştırayım dedim. Şimdi ben onu nasıl yapıyorum? Hemen geçelim bu tarafa. Hızlıca yapalım onu. Şöyle bütün bir pilicim var. Orada ben buna başlamadan önce fırını açacağım. Çünkü ısınması gerekiyor. Fırınımın ayarını fanlı alt üst konuma getiriyorum. Derecesini normal fırınımın ısıtma derecesine göre piliç kızartmasında 250 derece 15 dakika maksimum pişirin. Ondan sonra 180-190 dereceye indirin. O şekilde mesela 55 ile 65 dakika arasında pişirin diye öyle talimatları var. Şimdi ben bunu fırın poşetinde yapacağım. Fırın poşetini yaptığınız zaman hem daha güzel, hem daha böyle kızarmış, hem daha böyle sulu sulu oluyor ve daha çabuk pişmesini sağlıyor. Ondan dolayı maksimum 45-50 dakika sürmüyor. Poşette mesela yaptığım zaman 250 dereceye ayarını çekiyorum. Ben onu 15 dakika değil 5 dakika boyunca yapıyorum. Çünkü fırın torbalarının ısı derecesi en yüksek 200 derece. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şimdi şunu açalım. Bir güzel yıkayalım. Başlayalım. Ben böyle yemek yaparken eldiven takmam. Bu el lezzeti yemeğe geçecek. Yani ben hem severek yemek yaparım hem de lezzetli yemek yaptığımı düşünürüm. Şu kısımlar var ya, bunları buradan alıyorum. Bakıyorum herhangi bir tüyü falan var mı? Çünkü şu kısımlarında böyle tüyler olur. Onları gerekirse ocakta yakıyorum. Ama bunda hemen çıkıyor. Yıkandığı zaman çıkar. Onu güzelce temizledikten sonra eğer baktığınız gibi böyle çok tüyler var, ocakta yakın onlara. Tütsüleyin. Şimdi şunu güzelce bir tutacağım. Şöyle bir tabağın içine alıyorum onu. Daha güzel böyle kızarsın, daha böyle tatlı tatlı olsun. Böyle terbiye hazırlıyorum ona. Tuz koymayı ihmal etmeyin. Baştan mesela tuzu koyduğunuz zaman daha lezzetli olur. Ondan dolayı şu terbiyeleri yapmadan önce şöyle biraz üstüne göz kararı tuz serpiştiriyorum. Onu yaydıracağız. Salçayı dolu dolu bir yemek kaşığı, yoğurt da dolu dolu bir yemek kaşığı, bol soslu sevenler için o şekilde yapabilirsiniz. Pişmiş tavuklar ama Gelibolu'da 50-55 lira civarında satılıyor. Bu tavuk markette 30 liraya alıyorsunuz. Kendi bildiğinize göre yapıyorsunuz. Daha uygun oluyor. Şimdi şu salçayı, o arada yoğurdu da alıyorum. Tuz, yoğurt, salça. İnanılmaz güzel oluyor. Güzelce bunu böyle sürdüm. Her tarafına gelecek şekilde sürün. Sonra mesela bu şekilde fırın poşetine koymadan bekletiyorum. İyice böyle sosunu alsın. Fırın poşetine koymadan önce ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle bıçakla üzerine şöyle delikler açıyorum. Böyle beyaz etlerin olduğu kısımlara. Her tarafı güzelce pişsin. O sos böyle içine işlesin diye. Alt kısımlar zaten çok pişiyor. Böyle yaptık. Şöyle fırın poşetine dikkatlice koyuyorum çünkü her tarafı batırabiliyor sos. Şöyle ters çevirdim. Poşetin yapışmaması için un serpebilirsiniz. Ben mesela bazen yapıyorum onu, bazen yapmıyorum. Genelde de yapışmıyor zaten. Şimdi şu kısımlarda olan fazlalık sos var ya, onu aldıracağım. Mesela böyle yapıyorum. Dışına çıkan olduysa hani yanmasın diye. En azından yeni evlilere böyle pratik bir yemek tarifi.
Çok güzel oluyor valla. Yapabilirsiniz. Şimdi şöyle çevirdik. Şu ağzını güzelce kapatıyorum. Hava almayacak şekilde. Sonra üzerinden şöyle birkaç tane bıçakla delik açıyorum. Tamamdır. Fırın tepsisine ben yanma sinyalımı koyuyorum. Neden koyuyorum biliyor musunuz? Bazen sos akabiliyor. Tepsiyi batırmasın diye. Çünkü yoğurtla salça sosu tepsiyi biraz fazla batırıyor. Haberiniz olmuş olsun. Fırın ısındığı zaman bunu fırına koyacağız. Sonra dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Onları şimdi göstereceğim size. Böyle bekliyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi fırın ısındı. Şimdi dikkatli bir şekilde açıyorum. İkinci rafa şöyle. Koyuyorum. Bakın maksimum 250 derecede duruma göre. Yani 5 dakika ile 10 dakika arasında bakacağım ona da. Büyük ihtimalle 5 dakika tutarım. Böyle bakalım, bekleyelim. Bakın şu an 7. dakikada ısıyı düşürüyorum. Çünkü poşetin ucunu anlatmak istediğim, bakın o şekilde biraz fazla kararıyor sos olduğu için oralarda. Şimdi şöyle 180 dereceye indirdim. Bakın bu da fanlı alt üstte. Şimdi bu şekilde yarım saat 45 dakika fırını hiç açmadan pişiriyorum. 45. dakikadan sonra kontrol ediyorum. Hani gerekirse bir 10 dakika falan daha tutuyorum. Çünkü pilicin içinin pişmesi önemli. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu böyle pişmeye devam etsin. Şimdi 45 dakika oldu. 45 dakikadan sonra nasıl kontrol ediyorum biliyor musunuz? Hiç fırını açmadım o arada. Piştiğini mesela şöyle bir tahta kaşıkla poşeti yırtmayacak şekilde şuradan bakıyorum. Şu kemik kısımlarına. Evet, şu an pişmiş gibi. Bir saate yakın tutarsanız kemiklerine varana kadar hepsi pişer. Hepsi böyle kırılma seviyesine gelir. 2-3 dakika daha bu şekilde tutacağım. Sonra da çıkartacağım. Yani 45 ile 50 dakika arasında tutmuş olalım. Şu an piliç pişmiş durumda. Bakın nar gibi kızarmış. Böyle hemen açmıyorum poşetini. Şu kaynama biraz bitiyor. Ondan sonra açıyorum. Suyunu biraz çeksin diye tavuk. Bakın o yüksek ısıdan şurası şu şekilde oluyor. Böyle kum kıvamlı geliyor. Haberiniz olsun, onda bir şey yok. Piştiğini nasıl anlarsınız? O tavuğun kokusu böyle buram buram gelmeye başlıyor. O şekilde de anlayabilirsiniz. 50 dakika tuttum fırında. İşimizi garantiye alalım. İç içi yıkanmasın çünkü bütün tavuk bu. Kaynaması bitti. Bu tabağıma tam oluyor benim o. Bakın altı falan da şu şekilde. Şimdi poşeti patlatmadan şuraya alacağım. Aldık. Tepsi batmasın diye şu şekilde, çünkü alırken su akabiliyor. Ellerinizi yakmadan dikkatli bir şekilde şöyle üstten. Bakın unlamadım. Unlamadım takdirde de yapışmadı. Suyunu boşaltabilirsiniz. İsteyenler boşaltmayabilir. Çok hafif böyle suyunu bıraktım. Biraz boşalttım. Şimdi keseceğim onu. Göstereceğim sizlere. Şu an tabak sıcak, tutamıyorum. Bakın. Nar gibi kızardı. O ara yanına bol tereyağlı bir pilav. Mis. Bir de çorba. Harika. Akşam yemeği hazır. İçinin piştiğini göstermek için hemen şöyle üstten kesiyorum. Bakın zaten hemen kesiliyor. Pişmeyen tavuktan kan akar. Bakın benzetlerin olduğu kısımları göstereyim. İçinin piştiğini görebilirsiniz. Şu iç kısmını da göstereyim. Şurasını da göstereyim. Beyaz etlerin olduğu yerler komple pişmiş. Şu butlarının, bakın, yumuşacık. Afiyetle bu şekilde yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi fırında pilici bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Lokum gibi oluyor. Hiç merak etmeyin. Tadı falan her şey güzel. O sos sayesinde zaten daha da güzel bir tat alıyor. Tuzlamayı ihmal etmeyin. Tuz çok önemli. Yani et pişmeden önce tuzlarsanız daha güzel olmasını sağlarsınız. Benim anlatabileceğim başka da bir şey yok sizlere. Bugünlük benden bu kadar.
Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.